LGS'ye son 40 gün, gerçekten sınav süreci yavaş yavaş daralmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı sınavın ertelenmeyeceğini söyledi. Ve aynı zamanda farklı sistemleri de düşünüyorlar. Acaba sınavı büyük büyük spor salonlarına mı yapabiliriz? Ya da başka türlü mü yapabiliriz? Bunu düşünüyorlar. İnşallah sınavın tarihine kadar her şey düzelir, virüs biter. Bizler de rahat rahat dışarı çıkabiliriz. Ama bizler sınav tarihine ciddi bir şekilde odaklandık ve çalışmaya devam ediyoruz. Günün sözüne baktığımızda Seth Godin denen bir arkadaşımız diyor ki, cesur olun. Hata yapın, ders alın ve işe yaramayanı düzeltin demiş. Gerçekten de cesur olmalıyız. Yani hata yaparsam, ya kazanamazsam, ya hayır ben cesurum kardeşim, nedir ki yani? Çalışacağım, gerektiğin hatalar da yapacağım ve derslerimi alıp hatalarımı düzeltip ardından da bu işi bitireceğim demeliyiz. Günün yorumuna baktığımızda Elif Aksoy 1100 beğeni almış. Maşallah Elif. Bakalım şimdi. Yorumum hiç tutmadı. Ne olur beğenin. Unutmayın, inanırsanız yaparsınız. Bak bir de çaktırmadan günün sözü yazmış buraya Elif. Şimdi yüzünüzü ne zaman gösterebilirsiniz? Arkadaşlar, sınav sürecinde moraliniz bozulmasın diye, motivasyonunuz düşmesin diye yüzümüzü göstermiyoruz. Bizler sizleri çok seviyoruz. Bir gün yan yana gelir tanışırız. Hiç endişelenmenize gerek yok. Ama şu anda herkes dersine odaklansın. Ramazan geldi. Zaman geçsin diye telefonla çok uğraşıyorum. Mantıklı. Ama sonra kadar ders çalışıyorum. Ne yapmam lazım? Sonra kadar ders çalışıyorsan iftardan sonra zaten sen görevini yapıyorsun. Gündüze bir tane deneme patlatırsın. Ondan sonra dinlenmek, telefon üzerinden bazen oyun oynamak, bazen YouTube videoları izlemek, yani bizim videolarımızı, ders videolarını izlemek faydalı olabilir. Saat kaçta kalkmalıyız ve kaçta uyumalıyız Ramazan'da? Bununla alakalı videomuzu yayınladık. Eğer Ramazan'da oruç tutmuyorsanız çalışma düzeninizi, çalışma saatlerinizi değiştirmemelisiniz. Ama oruç tutuyorsanız, ki muhtemelen sen o yüzden soruyorsun Elif, Ramazan'da gündüz bizi çok yoracak şekilde soru çözmemeliyiz. Gündüz böyle video izlemek, ev okulu izlemek, bazı kitap okumak, böyle bu tarz hafif aktiviteler yapılabilir. Sonra uyumak, dinlenmek çok güzel. Ardından da iftardan sonra biraz ağır yemeyeceğiz tabii. Biraz dinlenip güzel bir çay içip ardından dersin başına oturmalıyız. Sayısal, sözel, farklı farklı dersleri hedefimize göre belli bir ağırlıkla çalışmalıyız. Sonra kadar ders çalışabiliriz. Bir günde internete kaç saatimizi vermeliyiz? Eğer Tonguç Akademi gibi veyahut da EBA gibi sana faydalı olabilecek içerikleri izliyorsan olabildiğince fazla saat verebilirsin. Ama tabii kotan da önemli. Ama sen bu konu anlatımlarını yapıyorsan veya soru çözümleri videoları yapıyorsan bunu da böyle 2-3 saati geçmemesi lazım. Niye? Çünkü sınavda sana soru soracaklar. Sınavda sana böyle deneme verecekler. O denemeleri açıp tıkır tıkır çözmen lazım. Açtığın zaman böyle ben soruları çözüyor bilmiyorum demen lazım. Sana sınavda soru soracaklar. Dolayısıyla sen en çok soru çözmen gerekiyor. Gelelim diğer bir tarafa. Ara derslere hangi günler çalışmalıyız ve kaç saat? İnkılap Din İngilizce diyor. Ara derslere matematik ve fen ve Türkçe çalışmadığınız günlerde çalışabilirsiniz bir. Sıkıldığınız zaman, yorulduğunuzda matematikten, fenden hemen bu derslerle bir dinlenme yapabilirsiniz. İki, bu dersler de sizi çok iyi bir liseye sokacak. Bunu da unutmayın. Bu dersler gerçekten önemli yani. Konu dinlemek için telefonu alıyorum ama gözüm başka videolara kayıyor. Ne yapmalıyım? Kaymasın gözün. Kaymaması lazım. Niye? Çünkü bununla alakalı kendine bir alarm saati kurabilirsin. Yani mesela diyelim ki şu anda saat, atıyorum saat 8, tamam mı? Saat 8'i gibi videoyu izlemek istedin, geri sayım videosunu. Saat 8'i 20 geçeye alarm kuracaksın veya 8'i 15 geçeye alarm kuracaksın. Video genelde 5-10 dakika sürüyor. 8'i 15 geçeye alarm kurup oturacaksın. Videoyu izledin, kapattın, sıkıntı yok. Ama kapatmadın, başka videoya geçtin, o sırada alarm edecek. Alarmda şu yazacak: hadi derse, hadi işinin başına, hadi kitap okumaya diyecek. Dolayısıyla bu şekilde önlemini alabilirsin. Ramazan ayında nasıl çalışmalıyız? Bu soruya burada cevap vermiştim. İftardan sonra ciddi bir şekilde çalışabiliriz. Gündüzü uyuyup, dinlenip, çok fazla soru çözmeyerek bu işi halledebiliriz. Ve aynı zamanda bu videomuzu izleyebilirsin. Bununla alakalı videomuz var. Televizyondan online eğitimi izliyorum ama bazen kaçırıyorum. Zararı var mı? Eğer 8. sınıfta 2. dönem konuları gösterildiği için ve bunlar LGS'e çıkmayacağı için çok büyük bir zararı olmadığını düşünüyoruz. Evde çözdüğümüz, ama bunları eksiğini mutlaka kapatacağız, onları da söyleyelim. Evde çözdüğümüz denemeleri nasıl hesaplarız? LGS puan hesaplama sitelerine girdiğiniz zaman çok güzel robotlar var, oradan hesaplayabilirsiniz. Konya Selçuklu Fen Lisesi'ni tabii ki tanıtırız. Arkadaşlarının sorularına bakalım. Gaziantep Koleji'ni tabii ki tanıtabiliriz. %8'lik dilime girmek için ne yapılmalı? %8'lik dilime girmek için mutlaka günde en az 200 soru yeni nesil olacak şekilde çözülmeli. Tolunay Anadolu Lisesi'ni tanıtabiliriz. Tokat Fen Lisesi'ni tanıtabiliriz. 380 puandan 441 puana çıkabilir miyim? Nasıl? Çalışarak çıkabilirsin. Ve burada da soru sayımız yine günde en az 250 soru olmalı. Çünkü çok ciddi bir puan istiyorsun. Güzel puan çıkabilirsin. Günde 230 soru çözerek 360 puandan 450 puana çıkılabilir mi?
Evet, çıkılabilir. Eğer bunların yanlışlarına dikkatlice bakarsan çıkılabilir. Sene başından beri düzenli 150 soru çözüyorum. Ankara Fen Lisesi'ni kazanabilir miyim? Şu anki puana bağlı. Ankara Fen Lisesi 0-0-1'lerde. Çok yüksek bir puan. Çok yüksek bir fen lisesi. Yani bazen Türkiye'nin en yüksek fen lisesi oluyor. Bazen ikinci en yüksek fen lisesi oluyor. Bazen üçüncü en yüksek fen lisesi oluyor. Türkiye'nin en yüksek liselerinden bir tanesi. Dolayısıyla günde düzenli olarak 150 soru çözdüysen kazanabilirsin sene başından beri. Ama ara ara kaytardıysan ve şu anda istediğin puanlara ulaşamadıysan, yani şu anda 400'lerin üstüne çıkmadıysan birazcık düşük bir ihtimal. Malatya Beydağı Anadolu Lisesi'ni tanıtabilir misiniz? Evet. Ara sıra dizi izleyebilir miyiz? Tabii ki izleyebiliriz. Evet. Van Fen Lisesi'ni tanıtabiliriz. Taktikli Kota'nın birinci dönemi çıkacak mı? Arkadaşlar, Zoru Bankası'nın birinci dönemleri çıktı. Onları tedarik edebilirsiniz. Diğer kitaplarımız, yani işte geri sayım denemelerimiz, doz denemelerimiz, TOS 1-2-3-4 de bunlar şu anda var. Şu an için bunların birinci dönemini çıkarma planımız yok. Ama çıkarırsak size mutlaka haber veririz. Çok istek gelirse haber verebiliriz. Günde kaç soru çözersek 450 puan alırız? Burada yine her zaman söylediğimiz gibi 250 soru. 200, tabii bunları da güzel güzel çözmek ve soruların çözmene bakmamız lazım. 265 puandan 430 puana nasıl çıkabiliriz? Burada da yine 250 soru, 230 soru diyebiliriz. Soru bunlar hep arkadaşlar. 250 TL değil soru. Yaklaşık 410 puan alıyordum. Deneme sınavlarında 510 olur mu? Olabilir. 500 tam puan, en yüksek puan. Eğer 410 puandan sonra, şimdi eğer ikinci dönem konuları da olsaydı biraz zordu gerçekten. Hani 500 puana çıkmak zordu. Ama şimdi sadece birinci dönem konuları var. Bunları zaten okulda öğrendik. Güzel güzel tekrar etmiştik. O zaman şimdi yardıraraktan çok iyi bir çalışmayla belki 500 olmasa bile 450'leri, 460'ları, 470'leri görebiliriz. Günde yeni başlayan birisi için 350 soru yeterli mi? Değilse kaç soru? 350 soru yeterli. Bunları eğer güzel güzel yeni nesilde çözdüysen süper bir puan alırsın. 280 puandan 420 puana çıkılır mı? Nasıl? 280 puandan 420 puana tabii ki çıkılabilir. Bunun için yapmamız gereken birincisi konu eksiklerimizi kapatmak. Çünkü 280 puan konu eksiği var demektir. Birinci dönem konularıyla alakalı tüm videolarımızı izlemek, tüm konu tekrarlarımızı yapmak. Ardından da hemen günde en az 250-300 soru çözerekten sıkı sıkıya çalışmak lazım. Burada yine 250 soru diyebiliriz arkadaşlar. Niye hocam 300 şeyde de... Bu 360'dan 450'ye de 250, burada da 250 yazdınız. Çünkü 280'den 300'e hızlı çıkılabiliyor. 320'ler 330'lara hızlı çıkılabiliyor. Yani şöyle, bunu her zaman söylüyoruz. 450 puandan sonra çok zor yükseliyor. 400 puandan sonra yükselebiliyor. 350 puandan sonra da yükselebiliyor. Ama 250'den 350'ye çok hızlı yükselebiliyor. Buralar hızlı yükseliyor. Az biraz soru çözümüze buralar yükselebilir. Ama 350'den 400 daha zor. 400'den 450 daha da zor. 450'den sonrası inanılmaz zor. 480'den sonrası aman Allah'ım gibi oluyor. Şimdi şu ana kadar çok az çalıştım ama şimdi çok sıkı çalışıyorum. 350 puandan 450 puana çıkılır mı? Evet, çıkılabilir. Çünkü sınav son aylarda kazanır. Günün kitabına baktığımızda Anton Çehov'un Durum Öykücüsü, Üstad Rus yazar Anton Çehov'un Vişne Parçası adlı tiyatro oyunu görüyoruz. Bu da güzel bir eser, bunu da okumanızı tavsiye ediyoruz. Günün okuluna baktığımızda Tokat Milli Piyango İhya Balak Fen Lisesi. Gerçekten ismini bile söylediğinde oluyorsun ama güzel bir fen lisesi. 1.72 dilimle almış. Tokat ve çevresindeki süper zeki öğrenciler için mükemmel bir okul. O öğrencileri bu okul hak ediyor. Bizler de çalışıp bu okulu hak etmeliyiz. Baksanıza 55 öğrenciden 41 tıp kazanmış. Aman Allah'ım, aman Allah'ım, ne kadar büyük bir başarı. Helal olsun diyoruz. Günün kaynağına baktığımızda LGS doz denemelerimiz sizler için hazır arkadaşlar. Toplam 12 tane yeni nesil denemeden oluşuyor. Hızlı bir şekilde netlerimizi artırmamız için önce bir 9'luk deneme çözüyoruz. 9'luk deneme ne demek hocam? Test mi yani? Hayır, deneme gibi. 2 Türkçe, 1 İnkılap, 1 Din, 1 İngilizce. 2 Türkçe ile başlıyor. 2 Matematik, 2 Fen. Adeta bir minik deneme simülasyonu yapmış oluyorsun. 90 sorunun 10'da 1'ini çözüyoruz. Sonra 9'luklardan sonra 9'luklar devam ediyor. Sonra 18'likler. 18'liklerden sonra 36'lıklar. 36'lıklardan sonra 72'likler. 72'liklerden sonra 90'lıklar. Böyle gittikçe artıyor. Bunlar sizin LGS'de en yüksek başarıyı elde etmeniz için hazırlandı arkadaşlar. Günün sorusu hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır diyor. Bu soru sizin için yani kebap. Hani iftardan sonra bir kebap attın dedik. Afiyet olsun arkadaşlar. Ödülü sorumuzu yapın, yorumlara yazın. Hadi bakalım, görüşmek üzere.